Bismillahirrahmanirrahim. İmam Suyuti'nin Buhari üzerine yazmış olduğu şerh, şu anda o şerhi görmektesiniz. O şerh üzerinden bir inceleme yapalım. Hareketsiz yazılara nasıl hareket verilir konumuza dair. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Salati 1. bab nedir? Keyfe, nasıl? Furidat, farz kılındı. Es salavatu, namazlar. Fil isra'i, isra'da. Keyfe, keyfu, keyfi olmaz zaten. Fetha üzere mebnidir. Keyfe her zaman için keyfe olarak yazılır. Yazılışı stabil, değişkenlik yoktur. Mebnidir, fetha üzere mebni. Ferava, furiva. Nesara, nusira. Ketebe, kütibe. Yani fıile vezninde mazi fiildir, meçhuldür. Furibat, kütibet, nusirat, futihat gibi gaibenin müfredidir. Müfred, müennes, gaibedir. Furibat, meçhul mazi. Ama bakıyorsun furibati, yani ta'da ne var? Esre var. Yani furibattaki şu ta'nın esresi nereden geldi? Sen furibatı gelip furibat, yani şuradaki esreyi ne diyelim silersen, şu esrenin olmadığını varsayarsan, tamam mı? Burada esre yok dersen, bu durumda furibat buraya ne vereceksin? Sukun. Standart yazılış budur. Furibat, ketebet, kütübet. Sukunlu. Es-salat kelimesinin ilk harfi de sukunlu. Lambda hareke var mı yani? Fetha mı görüyorsun lambda? Yo. Dolayısıyla furibat kelimesinin sonuncu harfi ile es-salavat kelimesinin ilk harfi arasında, yani ta ile lam arasında ne olur? İltikai sakineyn, yani iki sakin harfin birleşmesi, yan yana gelmesi, cem olması söz konusu olur ki caiz değildir. İki sakin harfin ard arda peş peşe yan yana bu şekilde gelmeleri caiz olamaz. Ne yapalım? Es-sakinu ida hürrike hürrike bil kesri kaidesini uygulayalım. Maksud da vardı bu kaide, okuyanlar bilir. Buna dolaylı olarak ta harfine kesre verilmiştir. Yani furibati oldu. Buradaki ta'yı kim kesreledi? Sağ tarafta harfi cer mi var? Muzaf mı var? Hadi var diyelim. Furibat isim mi ki mecrur oldu? Gibi şeylere gidilmemeli. Böyle düşünülmemeli. Aynı zamanda ketepte ketepti. Yani buradaki ti acaba zamir mi? Nasar ti, fetah ti gibi. Yok, o da değil. Buradaki kesrenin sebebini bilmek bu yüzden önemli. Bu tür ihtimallere kafa yorulmasın diye bu sarf ne diyelim kuralının uygulandığını bilmek gerekir. Furubat farz kılındı. Ne? Es-salavatu namaz. Şimdi furubat meçhul fiil de. Meçhul fiil ne oldu? Ne ister? Naibu fail ister. Es-salavat nedir? Naibu faildir. Naibu fail mamulü merfudan bir ögedir. Yani merfu olması gerekir. Es-salavat bu yüzden merfu. Raf alameti ne? Zamme. Naibu fail. Fi harfi cer. Fi fidir yani. Fu olur mu? Fu görürsen o harfi cer değildir. Fu diye bir kelime yok mu yani? Var. Fu var, evet haklısın. Fu, fa, fi. Kitaba göre illetli 5 isim. Kitaba göre illetli 6 isimden birisidir. O başka bir şey. Harfi cer değil. Harfi cer olan fi her zaman fi diye gelir. Ben niye bu fa değil, fu değil? Fi her zaman fi'dir. Peşine el isra geldi. İsra kelimesini duymuşsunuzdur. İsra mucizesi. İsra var, miraç var. Duyduğunuz bir kelime. El isra'i. Şu sonuncu kesrenin varlığı fi harfi cerrinden ötürüdür. Fi gelmiş, el isra'yı cer etmiş. Ama isra, şuradaki kesre kelimenin orijinalinde var. Yani safla alakalı. Hangisi neyle alakalı onu da bilmekte fayda olabilir. Fil isra, buradaki i, mavi kutuya aldığım i, saf ilmiyle alakalı. Yani sözlüğe baktığında bulabilirsin. Sonuncu pembe olarak çizdim. Buradaki kesre ise, buradaki esre ise safla alakalıdır. Nahivle alakalıdır. Fi harfi ceri ne yapmış? Onu cer etmiştir. Kale dedi. Kim? İbnu Abbasi. Niye İbnu? İbne olsaydı, İbni olsaydı veya İbnen, İbnun, İbnin. Bunlar niye olmadı? Sorabilirsin. Sormak bedava.
Yani sormak serbest. Gerekçe şu, işte bir tane ibin kelimemiz var. Bu ibin kelimesi de yine Maksut kitabından bilebileceğiniz, duymuş, görmüş olduğunuz bir kelime. İbnu, ibin kelimesi, kâle fiile, fe kullu fiilin yerfe'u ve yansibu der, Avamil adlı kitap. Her fiil raf eder, nasb eder manasına geliyor. İbin kelimesini kâle fiil ne yaptı? Raf etti. Kâle fiildir. Fiiller amil yani etken. Yani bir kelimenin hangi irabı harekeyi alacağına etkide bulunan bir kelime çeşididir. Fiildir bu. İbin kelimesine zamme-i kâle veriyor. Diyor ki sen benim failimsin. Failler gökten uçar, yüksekten uçar. O yüzden merfudur, raf edilmiştir. Peki zamme niye tek zam? İki tane olsaydı, temin olsaydı ya şöyle, temin olsaydı iki ötür. Olmaz. Niye? İbin kelimesi aynı zamanda muzaftır. Abbasin, değil mi? Abbas kelimesi muzafın ilehtir. Muzaf olan kelimeler tenvin alamazlar. Bundan dolayı ibin kelimesi tek ötre aldı. Ötrenin tek olma nedeni bunun muzaf olması. Peki bir tane bile olsa niye ötre aldı? Gale'den ötürü. Gale onu kendisine fail olarak atadı. Bundan dolayı failler merfu olur. Failler merfu olur da merfuluk alameti sadece ötre değil ki vav olsaydı. Başka bir şey olsaydı. Bu kelime ismi müfredi munsariftir. Avamil tabiriyle söyledim. Müfret bir isimdir. Müfret isimlerin raf alameti zammedir. Buna bari olarak zamme aldı. Abbasin muzafun ilehtir. Mecrur olması gerekir. Zaten peki mecrur olması gerekiyor. Muzafun ileyh olduğu için peki cer alameti olarak niye kesre almış? Cer alameti olarak başka bir şey alsaydı. Aynı şeye dayalı. Abbas kelimesi ismi müfredi munsariftir. Müfred bir isimdir kabaca. Müfred isimlerin cer alameti kesredir. Bu yüzden kesre aldı. İsmi müfredi munsarif derler buna. Haddefe, haddefe. Bahsetti, anlattı. Ni bize kim? Ebu Süfyan'e. Ebu Süfyan. Yani Süfyan'ın babası. Nerede anlattı? Fi hadisi Hirakle. Hirakle hadisinde bize anlattı, bahsetti. Haddese, haddese, haddese. Ketebe, ketebe. Feriha, ferraha. Katele, katele. Kısacası tef'il babına aktarılmış mazi bir fiildir. Haddese. Ni, oradaki nun, nunu vikaye. Bununla ne diyorlar? Nunu vikaye. Ya nedir? Mef'uldür. Ebu ne? Faildir. Merfu raf alameti ney? Vav. Ebu kelimesi Esma-i Sitte Mu'telle. Avami tabiriyle 6 illet isimden bir tanesidir. Raf alameti olarak vav'ı alır. Nasb alameti olarak elifi, cer alameti olarak ya'yı alır. Tabii gerekli şartları tutuyorsa böyle alır. Şartlar tutmuyorsa raf alameti olarak vav'ı almaz. Bulunduğu kelimeye bağlı olarak farklı. Mesela ebun kelimesi nedir? Raf alameti olarak zamme almıştır ebun. Ama ebu'da ne var? Vav var. Raf alameti vav'dır. Hani avamil de bunu işlediysek biliyoruzdur zaten. Ebu kelimesi merfu, raf alameti vav, fail olduğu için merfu olması gerekiyor. Raf alameti niye vav? Zamme olsaydı ya bak es-salavatta zamme geldi raf alameti olarak. İbinde zamme geldi. Ebu'da niye zamme değil? Niye ötre değil? Niye vav? Çünkü Esma-i Sitte Mu'telle gerekli şartları taşıdığında raf alameti olarak vav alır. Bunun irab türü bu, çeşidi bu. Ve muzaftır bu kelime. Süfyane, Süfyan kelimesi muzafın ilehtir. Cer alametine fetha. Niye? Süfyan gayrimusariftir. Süfyan neden gayrimusariftir peki? Süfyan bir, öncelikle nedir Süfyan kelimesi? Özel isimdir yani alemdir. Nedir? Alem, özel isim. İki, kendisi kelime yani elif ve nun ile bitmektedir. Üsmanu, Süfyanu, Üsman gibi. İmran gibi, İmranu. Gayrimusarif. Gayrimusarif de ne demek? Avamil de geçiyor zaten. Yani bunlar yeni bilgi olmaması lazım sizler için. Sadece gayrimusarif olduğunu nereden çıkardın? Delilin nedir? Bu kelimeyi gayrimusarifleştiren illetler nelerdir diye irdelediğimizde kelimenin elif nunla bitmiş olması ve alem olması bu kelimeyi gayrimusarif yapmıştır.
Fi hadisin diyemiyorsun. Bak fi hadisi tek öt, tek esre. Fi harfi cer hadisi tek esre alıyor. Niye iki tane almıyor? Çünkü kelime gayr musarif değil ama muzaftır. Bir kelimenin tenvin almasına mani olan birkaç şey vardır. Bunlardan bir tanesi kelime nedir? Muzafsa tenvin almaz. İşte hadis muzaftır. O yüzden tek esre alabilir. Muzaf olan kelimeler tenvin alamıyorlar. Başka elif lamlı olan kelimeler de almaz. Başka kimler tenvin almaz? Mebni kelimeler de tenvin almazlar, değil mi? Fiiller zaten almaz. Peki hadisi Hirakle. Hirakl kelimesi ne oldu? Madem ki hadis kelimesi fiinin mecruru ve aynı zamanda muzaf, o zaman Hirakl'da ne olur? Muzafın ileyh olur. Peki Hirakle'nin cer alameti nedir? Fethadır. Niye fetha? Niye esra almadı? Hadi fetha aldı. İki tane fetha alsaydı niye tek aldı? Çünkü bu da ne? Gayr musariftir. Gayr musarif olduğundan ötürü cer alameti olarak fetha almaktadır. Niye gayr musarif? Bu kelime bir defa nedir? Alemdir. Yani özel isimdir. İki, bu kelime esas itibariyle Arapça değildir. Arapçaya sonradan gelmiş, Arapçalaşmış bir kelimedir. Bu illetler bu kelimeyi gayrimusarif yapmıştır. Yani Hirakl kelimesi hem alem hem de ucme. Bu iki illetten ötürü gayrimusariftir. Alem artı ucme. Fekale dedi. Dedi. Kim dedi? Kale hüve. Hüve gizli zamir fail olur. Ye'muru emara, ye'muru emrediyor. Kim? Hüve o kişi. Hüve gizli zamir fail olur. Na bize emrediyor. Na meful oldu. Emara ye'muru. Emara ye'muru. Nasara yensuru kalıbı. Ye'muru. Ra'da ne var? Zamme var. Niye fetha yok? Çünkü nasb edecek, cer edecek bir şey yok ki. Bunun başında ne var? Amili manevi var. Gizli amil var. Yani böylece burada Ennebiye yazılmış ama yanlış olsa gerek. Çünkü ye'muru emrediyor. Na bize yani ennebiyyu, nebiyyu, nebi emrediyor. Emreden nebidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi emrediyor? Bir salati namazı ve sidki ve doğruluğu ve afafi ve iffeti bizlere emretmektedir. Şimdi ye'muru neden ye'muru söyledik. Başında amili manevi var. Na zaten na diye yazılır. Yani o standart zamirdir çünkü değil mi? Zamirler mebnidir. Na her zaman na diye gelir. Ana yani aneye yaniyu. Yazılış ne? Standart. Ennebiyyu yani'nin fail olduğu için nebiyyu. Biz salati ba harfi cer salat onun mecruru. Niye tek esre? Kelime elif lamlı. Vavatı harfi. Es-sidki yani bir sidki. Ba'nın etkisini vav iletiyor sol tarafına. Niye tek esra almış sidk? Çünkü elif lamlı. Vav da yine ba'nın etkisini veriyor. El-afafi. Çünkü elif lamlıdır. Böylece bir tane hadis metnine bakılmış oldu. Bir inceleme gerçekleştirmiş olduk inşallah. Suyuti'nin kitabı Et-Tevşih nedir? Cami-ü Sahih'in şehridir Tevşih. Bu günümüzde Türkiye'de aslında nüshalarda bulunmaktadır. Bu Riyad baskısı ama Türkiye'de de Topkapı Sarayı Müzesi'nde var bu. Aslı var yani. Diyerek bu videomuzu tamamlamış olduk.